Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da, ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Kadı İyaz Hazretlerinin Şifa-i Şerif isimli eserinden bugün Kadı İyaz Hazretlerinin rehberliğinde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dünyaya meyletmemesi konusu üzerinde inşallah duracağız. Konumuza geçmeden önce Kur'an-ı Kerim'de Mevlamızın dünya hayatıyla ilgili bazı uyarıları var. Bunlara dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yüce Mevlamız buyururlar ki estağfirullah innemel hayatü dünya laibun ve lehvun. Tekitle üzerine bastıra bastıra Yüce Mevlamız muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir buyururlar. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır ve daha kalıcıdır. Dualarımızda bizler, Ya Rabbi bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellikler ihsan eyle, bizi cehennem azabından koru diye dua ederiz. Bununla kastımız, amacımız şudur değerli kardeşlerim, dünya hayatı bizim için ahireti kazanmaya vesile olacak bir girizgahtır aslında. Burada yapılan yatırımların inşallah ahirette karşılığını kat kat görüp, Rabbimizin rızasına kavuşan, cennetini elde eden, cemaline ulaşan, sevdiği, seçtiği kullarından olmak için bu dünya hayatı değerlidir. Yoksa bizatihi bu dünya hayatının Rabbimiz katında bir değeri yok. Bu açıdan bakıldığında, ahirete yatırım alanı olarak bakıldığında dünya bizim için değerlidir. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Dünya mezratul ahirah" buyurmuşlar. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burası bizim için önemlidir. İmanımızı kemale erdirmek, ibadetlerimizi mümkün olduğu kadar, gücümüzün yettiği kadar yerine getirmeye çalışmak, ahlaki güzelliklerle bezenebilmek için bir imtihan sahasıdır. Zaten Mevlamız ölümü ve hayatı Cenab-ı Hak hanginizin daha iyi ameller işleyeceğini bilmek, onu ortaya çıkarmak için yaratmıştır. Dünyayı, ahireti Mevlamız hangimiz daha iyi amelde bulunacağız, amellerimizi en güzel şekilde yapacağız, bunu ortaya koymak için Mevlamız var etmiştir. Bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselam dünyaya gerektiği kadar, ahireti de gerektiği kadar değer vermiştir. Asla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı ötekileştiren, dünyayı öteleyen, elinin tersiyle iten, ciddiye almayan, böyle bir ruhbanlık anlayışıyla dünyaya bakmamıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta denilebilir ki hayatın her anını, yani belki saniyelerin bile bölünebileceği o her anını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gayet bilinçli, farkında olarak her efendim anını, zamanını, planını, projeli, ciddiye alarak, çünkü burada yapacağı her fiil, amel ahirette karşısına çıkacak. Bu bilinci, bu şuuru canlı tutarak Efendimiz Aleyhisselam dünya hayatını şekillendirmişler. Ama dünya hayatı, sırf dünya hayatı için Efendimiz Aleyhisselam gayret göstererek, mal yiyerek, dünyaya değer vererek, dünyayı ahiretin önüne geçirecek hal ve hareketlerden, tavırlardan, adımlardan daima kaçınmıştır. Bunun örneğini şu duasında Efendimiz Aleyhisselam'ın görüyoruz. Allahümme ec'al rizka âli Muhammedin kuten. Ya Rabbi, Muhammed ailesine kendilerine yetecek kadar rızık ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani eksik olup başkalarına, bizde bir tabir vardır, muhanete muhtaç olmak derler. Başkalarına muhtaç olmaktan da Yüce Rabbimize sığınmışlar. Ama bununla birlikte böyle mal yiyecek, evler, arabalar, eşyalar, efendim süsler. Çünkü bu dünya hayatı geçicidir. Bu dünyada ibadet gücü elde edecek kadar bir dünyalık elde etmek, helalinden kazanmak, helalinden harcayabilmek, infak edebilmek,
sadece nefsimizi değil de ikinci, üçüncü şahısları da düşünerek hareket edebilmek, bu noktada en güzel örneğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizler de böyle dua edelim. Ya Rabbi bize dünyada yetecek kadar lütfeyle, kereminden, ihsanından, fazlından, helalinden bol bol rızık ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere lütfet, biz de kardeşlerimize ikram edelim. Biz de Efendimiz Aleyhisselam'ın bu dualarına iştirak edelim inşallah. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha buyuruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan göçüp gidene kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Halbuki isteselerdi, arzu etselerdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani daha sağlığında ele tutarken, gözü görürken, Efendimiz Aleyhisselam'ın belki binlerce kilometre hükmettiği bir alan, çevre söz konusuydu. Fethedilen yerlerden alınan arazilerin 1/5 gelir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Ehl-i Beyt'e Rabbimizin emirleriyle tahsis edilmişti. Ama Efendimiz Aleyhisselam buna rağmen kendisine gelen bu gelirleri fakire, fukaraya ulaştırmak için çaba ve gayret göstermiştir. 3 gün üst üste buğday ekmeğiyle karnını doyurmamışlar. Bir başka rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi onun Allah'a kavuştuğu ana kadar buğday ekmeğiyle karnını doyurmamıştır buyuruyor Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha. Hazreti Ayşe annemiz bir defasında buyurdular ki Resulullah aleyhisselam vefat ettiğinde benim evimin rafında bir parça arpadan başka bir canlının yiyebileceği bir şey yoktu. Sözlerine devam ederek buyurdular ki Resulullah aleyhisselam bana şöyle demişlerdi. Allah-u Teala bana Mekke Vadisi'ni altınla doldurmayı teklif etti de ben ona hayır ya Rabbi dedim. Bunu istemem. Bir gün aç, bir gün tok olmak isterim. Acıktığım gün sana yalvarıp dua edeyim. Karnımı doyurduğum gün sana hamdü sena edeyim. Kulluk şuuru en zirvede olan kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hamd etmeyi, şükretmeyi, yalvarıp dua etmeyi kulluk adına atılacak bu güzellik, bu güzel adımlara vesile olması için dünya malını istemiyorum ya Rabbi. Şimdi bugün bizler de belki elimizde dünya malı olabilir ama bir gün yani oruç tutup bir gün efendim iftar ederek Rabbimize duamızı, yakarışımızı, şükreden, hamd eden halimizi Rabbimize, Mevlamıza arz edebiliriz değerli kardeşlerim. Allah. Efendimiz Aleyhisselam'ın imkanı olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle bir yolu tercih etmesi bizim için en güzel örneklerden, hususlardan bir tanesi olmalı değerli kardeşlerim. Yine Hazreti Ayşe annemiz ki Efendimiz'e en yakın, onun ailesi içerisinde Efendimiz'in işleyişini en yakın bilen isim Hazreti Ayşe annemiz buyuruyorlar ki bazen bir ay geçerdi de biz Muhammed ailesinin ocağı tütmezdi. Hurma ve sudan başka bir şey yiyip içemezdik. Tabii biz olaya bu zaviyeden baktığımız zaman değerli kardeşlerim, böyle aile içindeki kavgalar, çekişmeler, nizalar, yani önümüze konulan yemekleri beğenmemeler, böyle sofralarda, ikramlarda kusur görmeler, kuş sütü eksik sofralarımız olmasına rağmen, şu anda babalarımızın, dedelerimizin sofralarını düşünelim, bizim yediğimiz içtiğimiz sofralara bakalım, onlara göre biz gerçekten kuş sütü eksik sofralarda kahvaltılar yapıyoruz, yemekler yiyoruz, ikramlar efendim ikramlarla muhatap oluyoruz. Ama buna rağmen efendim çayımız gelse şekeri gelmedi diye kavga gürültü çıkartıyoruz. Şekerimiz gelse limonumuz eksik kaldı diye evlerde sıkıntılar çıkıyor. Veya çoluğumuza çocuğumuza yaptığımız ikramlarda efendim yani 3 çeşit 5 çeşit peynirimiz eksik kalırsa evde huzursuzluk çıkıyor. Halbuki asıl olan nedir kardeşlerim? Asıl olan yani kendimizi idare edecek, ibadete güç bulacak kadar yiyip içmek, dünya için bu kadar çabalamak işte. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize vermek istediği mesaj bu kardeşlerim. Allah. Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselam'ın yatağını tarif ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın yattığı yatağın yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi. Son derece sade, son derece gösterişsiz
Hatta bir defasında, belki ilerleyen derslerimizde, sohbetlerimizde bu konulara da değineceğiz. Bir defasında Efendimiz Aleyhisselam'ın istirahat ettikleri yere şöyle biraz rahatı fazla olan bir yatak döşek getirmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gece teheccüde kalkmakta biraz zorlanmışlar. Buyurmuşlar ki böyle yumuşak rahat edeceğimiz şeyleri altımıza sererek bizi ibadette mahrum etmeyin buyurmuşlar. E şimdi bizim efendim öyle ne bileyim bilmem ergonomik mi diyorlar hocam nedir bir sürü yataklarımız şunlar bunlar düşündüğümüz zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın tavrıyla bizim tavrımızın pek de örtüşmediğine şahit oluyoruz. Evet. Hazreti Ayşe annemiz bir defasında fakirlikten genelde aç kalmaktan biraz şikayetlenmişler. Şimdi onlar da tabii insan, onlar da dünya nimetleriyle hemhal olmak istiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da işte açlıktan karnına taş bağladı. Yani bu derece aç kaldığı dönemler, zamanlar olmuş. Hazreti Ayşe annemiz buyurmuşlar ki bir defasında Efendimizin mübarek karınlarını şöyle elleriyle ovalayarak kurban olayım ya Resulallah. Hayatını devam ettirecek kadar dünya nimetine sahip olsa ne olur? Yani bu kadar elimizde imkan varken senin de bu nimetlerden istifade edeceğin durumlar olsa ya Resulallah. Ya Ayşe, dünya benim neyime? Büyük peygamberlerden olan kardeşlerim bundan daha çetin hayat şartlarına katlanarak yaşadılar. Daha rahat yaşamayı istemeden hallerine razı oldular ve sonunda Rablerinin huzuruna vardılar. O da onlara nimetlerini ikram etti. Sevaplarını kat kat fazlasıyla verdi. Dünyada rahat yaşayıp da ahirette kardeşlerimin derecesine çıkamazsam utanırım. Ahirette kardeşlerim ve dostlarımla beraber olmaktan daha çok arzuladığım başka bir şey yoktur buyurdular. Hazreti Ayşe annemiz de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem işte bunları söyledikten sonra bir ay sonra vefat ettiler. Gerçekten Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunu takip eden büyüklerimize bakalım kardeşlerim. Mesela şehrimizin manevi büyüklerinden, sultanlarından İhramdizade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri. Anlatılır ki evi ahşap bir evmiş, kirada otururmuş. Demişler ki efendim sizi şöyle kaloriferli efendim bir apartman dairesine alsak da orada şöyle sıcak suyla, kaloriferiyle vesaire biraz daha rahat bir şey yaşasanız ki o dönemde evinin duvarı neredeyse böyle yıkıldı yıkılacak böyle evinde sıkıntılar var. Hatta soğuktan efendim korunmak için bu ahşap evin kerpiçlerin arası açılmış böyle bazı yerlerini oralara böyle çaputlar filan tıkarlanmış yani soğuktan korunmak için. Buyurmuşlar ki kardeşlerim biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu takip etmek istiyoruz. Bu dünya ile alakalı bize nimetleri söylemeyin. Biz Rabbimizin ikramını ahirette görmek istiyoruz. Bu dünyada eğer böyle imkanlar varsa kardeşlerimize o imkanları açın. Onlar en güzellerine layıklar, en güzel ikramlar onlara yapılsın arzuluyorlar. Hatta bir kardeşimiz de Musa Nurullah Efendi var. Ulu Cami'ye giderken apartmanların şöyle arkasındadır. Çeltek Baba'nın kardeşidir kendisi. Bu vesileyle Cenab-ı Hakk'ın dostluğunu elde etmiş bütün geçmişlerimize rahmet diliyoruz. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Bir kardeşimiz anlatmıştı öğrencilik yıllarımızda. Diyor ki hocam ailemle ciddi sorunlar yaşıyordum. Efendim işte ekonomik sorunlar var, aile içi sorunlar var. Bir ara nefsim şöyle bir galebe çaldı da ya Rabbi bu kadar sorunlar yani ardı arkası gelmeyen problemler ne olacak bu işin sonu? Yani haşa şöyle bir ruh haline büründüm diyor. Yani bu kadar insan içerisinde dert çekecek ben mi varım ya Rabbi? Bu dertler ne zaman bitecek? Ne zaman işte ekonomik rahatlamalar ve aile sorunları bitecek? O gece işte Musa Nurullah Efendi'yi rüyamda gördüm diyor. Buyurdular ki evladım gel bakalım sana bu dünya hayatındayken yaşadığım halleri bir göstereyim. Beni aldı sanki bir zaman tünelinden geçer gibi bir yerlere gittik. O mübareğin yaşadığı şartları, halleri gördüm diyor. Yani bir insan diyor hocam dünya nimetinden bu kadar mahrum olur mu?
günlerce açlık, bayılacak derecesinde açlık, elbisesinin üzerinde onlarca yamalık, efendim, ama buna rağmen ibadetlerinden, zikrinden, ilmi faaliyetlerinden asla taviz vermeden yaşamış. Buyurdular ki diyor, evladım gel, bir de şimdiki Rabbimin lütfettiği hali bir göstereyim sana. Şöyle diyor, kabrinin içerisine beraber girdik. E hocam diyor, şimdi o nimetlere şu an kavuşacağımı bilsem diyor, vallahi şu dünyada bir an yaşamak istemem diyor. Bir an. Ve buyurdular ki diyor, evladım Rabbimizden muradımız şu ki, keşke bizi dünyaya gönderse, o yaşadığımız sıkıntıların kat ve kat sıkıntısını Rabbimiz bize tattırsa da, şu ahiret yurdunda Rabbimize bir adım daha yakın olsak keşke. Rabbimiz bu kulluk şuurunu hepimize nasip etsin inşallah. Mevlamız birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yollarından, şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat yolunu takip eden, Rabbimizin dostluğunu kazanan Allah dostlarının yolundan da Rabbimiz bizleri ayırmasın inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sırrı suretil Fatiha.